Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü girişim biraz farklı oldu. Bugün öğrenciler karne aldı, karne günüydü. Ben de bu sabah Fatma ablanın sınıfının yanına, adam olacak çocukların yanına gittim. O kadar güzel şeyler hazırlamıştı ki, o kadar güzel masa hazırlamıştı ki sizin de görmenizi istedim. O yüzden kısa kısa çektim. Bugünkü girişim de onlarla birlikte oldu. Bu arada Fatma ablayı merak eden olursa, Fatma öğretmeni merak eden olursa daha önceki videomda bahsetmiştim. Onun linkini şuraya bir yere bırakırım. İzlemeyen varsa izleyebilir. Adam olacak çocukları merak eden varsa da izleyebilir. Peki neden pembe odada bu şekilde duruyorum? Çünkü çalışma masamı kuracağım şimdi sizinle birlikte. O zaman çok fazla uzatmadan ben masayı kurmaya başlayayım. Sonra detayları konuşuruz. Unutmadan önce size masayı göstereceğim yakından. Evet, şöyle uzaktan bakarsak masa bu şekilde. Ayakları kendimiz kurduk. Bu arada IKEA'nın ürünleri demonte olduğu için birçok parçalar hemen hemen hepsiyle uyumlu. Mesela bu ayağı alıyorsunuz. Üstüne siz başka bir tabla seçiyorsunuz. Ya da bu tablayı alıyorsunuz. Altına başka bir ayak seçiyorsunuz. O şekilde ürünler demonte olarak satılıyor parça parça. Bu arada ayaklar gri çıktı. Ama çok sorun etmedim ben. Çünkü beğendim masayı. Bu ayakları kurduk. Üstü buna çivili değil mesela. Şöyle göstereyim size. Şu ortadan yapışkanlı bant koydum ben. Zaten kaymıyor aslında ama ne olur ne olmaz diye koydum. Aslında tablonun buralarında delikler var. Başka ayaklara da uygun olduğu için. Çok sıkıntı olursa ileriye doğru bunları sabitleştiririz ama şu anlık bir sıkıntı yok. Masanın üstü de renk şu anda odadan dolayı belli olmasa da şöyle yapayım. Asla belli olmuyor. Siyah. Bildiğiniz siyah masa. Şu vuruk da burada görünüyor ama yapacak bir şeyim yok. Genel olarak ben masayı beğendim. Çok büyük değil, çok küçük de değil. Yani yaklaşık 120 santim olması gerekiyor yanlış bilmiyorsam. Ve bu şekilde toparlanabilir olması çok hoşuma gitti. İleride ihtiyacım kalmazsa, fazlalık olursa toparlayıp kaldırabilirim sökerek. O yönden beğendim. Şimdi düzenlemeye geçebiliriz.
Evet, masam gördüğünüz gibi hazır. Genel olarak bu şekilde düzenledim. Biliyorsunuz ki bu lamba benim göz bebeğim. Kullanış açısından gerçekten çok güzel. Eşim de içine böyle bir ampul almış. Şekline bakar mısınız? Ama güzel aydınlatıyor. Bu şekilde ayarlanabilmesi, başlığının kendisinin oynayıp uzayabilmesi çok hoşuma gitti. Telvi her zamanki gibi miyavlıyor. Burası Telvi'nin odası olduğu için normalde rahatsız oluyor sanırım burada olmamdan. Ne? Seninle konuşmuyorum kızım ben. Şu mumluk elimde fazladan vardı. Onu belki buradan kaldırırım. Şimdilik oraya köşeye koydum. Buraya da defterlerimi koydum. Aslında hepsi sığmadı. Gördüğünüz gibi birkaçı burada duruyor. Genel olarak kullandıklarım var. Zaten kırtasiye malzemelerine karşı böyle bir zaafım var. Eğer merak ederseniz detaylıca defterleri falan size daha sonra gösteririm. Şu bardakları Madame Coco'dan almıştım zamanında. Yani bardak şeklinde şurada şöyle bir şey var. Bunlara kalem koyuyorum. Bunlar kitaplığımda duruyordu. Buraya getirdim. Şu renkli kalemleri koyduğum bronz kalemlik de Koçtaş'tan almıştım daha önce. Yine bunu çalışma masam için almıştım. Bu arada bakın burada ne var. Biliyorsunuz ki farmasi işi yapıyorum ve işi resmiyete döktük. Yani yasal olarak çalışıyorum şu anda farmaside. Pembe çizmeli de benim markam. Beni Instagram'dan takip edenler bilir. Takip etmeyenler için de aşağıya link bırakıyor olacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Artık resmi olarak pembe çizmeli kozmetik adı altında farmasi işini yapıyorum. Buraya da bu aldığım seti bu şekilde koydum. Dekor olarak güzel durdu bence. Aldığım ledleri de bu panoya taktım. Bu panonun çerçevesini siyaha boyamayı düşünüyorum. Ama sadece düşünüyorum, bir ara belki boyarım. Şurada da aldığım mumlar var. Şu da ben bir ara İstanbul'dayken inşaat firmasının ofisinde çalışıyordum. Oraya çok bu şekilde ürünler getiriyorlardı hediye amaçlı. Bu da oradan kalan bir ürün. Bunu çok seviyorum aslında. Dışı da siyah, masaya da çok güzel uydu. Sadece şu üstünü halletmem gerekiyor. Burayı da sticker'la bir şeyle kapatırım. Bu şimdilik burada kalacak masamda. Masanın siyah olması çok güzel ama tozu çok belli ediyor ve çok çabuk çizilebilecek bir yapısı var. O yüzden bu matı aldığım için çok mutluyum şu anda. Ben konuştukça Telve de miyavlıyor inatla. Anneciğim seninle konuşmuyorum kızım. Bu ajandayı henüz doldurmaya başlamadım ama bu yılın ajandası olarak bunu kullanacağım. Zaten daha önce göstermiştim. Doldurdukça da umarım video çekerim, gösteririm. Bu ajanda zaten farmasi için kullandığım ajandam. İçinde kalem varmış. Bu ajandamı da çok seviyorum. 3 tane bölmesi var. Burada ekibimdekilerin notları var. Ciroları, aylık ne kadar giriş yaptıkları. Ekibimi sıkı takip ediyorum. Aylık cirolarını çıkartıyorum. Seviyelerini çıkartıyorum. Burada da bazı evraklar var işte bu şekilde. Bu defter tamamen farmasiyle alakalı bir defter. Bunu da şuraya koyabilirim bence. Bu zaten burada kalacak. Şu ajandamı da çok seviyorum. Pembiş. Bunun içini bir ara kendim tasarlıyordum. Bu çok eski, nereden aldım hatırlamıyorum. Bunu çok kullandığım söylenemez. Bunu büyük ihtimalle kitaplığıma geri götüreceğim. Bir de şunlar sığmadı. Burada da şöyle küçük pembe mutluluk kitabı. Bunu seviyorum. Beni motive ediyor. Şirin bir kitap. Bunu da getirmiştim ama bunu da kitaplığıma götüreceğim. Bu şekilde büyük parçalar var. Bunda sticker'lar var mesela. Bu da güzel bir notluk. İçi rengarenk sayfaları. Ama bu büyük parçaları koyacak yerim yok şu anda masada. Bu da defter. Genelde ders notlarımı aldığım defterim. Bakar mısınız? Sanki doktor olacağım. Yani gerçekten çok çalışmışım. Anatomi de çok zor bir ders. Bu arada bana ne okuduğumu soruyorsunuz. Ben aslında çocuk gelişimi mezunuyum. 2 yıllık üniversiteden. Aynı zamanda işletme mezunuyum ama çocuk gelişimi bölümüm 2 yıllık olduğu için bu sene tekrardan 4 yıllığa başladım. Yani tamamlama yapmadım. Tekrardan 4 yıllık üniversiteye 1. sınıftan başladım. Şu anda tekrardan çocuk gelişimi 1. sınıf okuyorum. Biraz karışık benim okul durumlarım.
O yüzden arada ders çalışıyorum. Şu defterde yazmaya kıyamadıklarımdan. Zamanında DNR'dan almıştım sanırım. Bu da sığmadı. Bunu da kitaplığıma götüreceğim. Bu da akademi otizmde çalışırken bir öğrencimin annesinin hediyesiydi. Öğretmenler günde vermişti sanırım. Yine burada iki tane bu şekilde ajanda var ama kullanabilecek olduklarım burada. Bunlar gidecek. Daha sonra belki buraya bir kutu, bir raf. Raf olmaz aslında. Duvara bir şey çakmak istemiyorum ama bir kutu gibi bir şey ayarlayabilirsem bunları da buraya yanıma almak istiyorum. Evet, çalışma masam genel olarak bu şekilde. Siz beğendiniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Şöyle yap, böyle yap dediğiniz yerler varsa yorum olarak bırakabilirsiniz. Mutlaka değerlendiririm. Tek eksik sandalyem. Şu anda mutfak masamın sandalyesinde oturuyorum. Sandalyeciden haber bekliyorum. Güzel bir sandalye yapıyor benim için. İnşallah onu da bir ara yapıp gönderirlerse burası tam anlamıyla bitmiş olacak. Bu arada duvarların pembe olması biraz sırıtıyor. Tamam, haklısınız. Bu şekilde yorum yaparsanız kabul ediyorum. Ben de çok şu anda yakıştıramadım pembeyle bu konsepti. Aslında eşimle bu duvarı, odayı boyamayı düşündük. Ama Allah bilir ne zaman boyarız. Yani kesinlikle burayı boyamamız çok zaman alacak. Uzun bir süre daha böyle pembe kalır eminim. O yüzden çok da dert etmiyorum. Bir ara burayı da boyayacağız inşallah. Şimdilik bu şekilde kullanacağım. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Aslında bir şey değil, bir sürü bir şey göstereceğim. Ama öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Sevgili Sosyopix ekibi bir hediye göndermek istediklerini söylediler. Ekiplerinden Melanie bana ulaştı. Videolarını beğenerek izlediklerini söylediler ve beni çok mutlu ettiler, heyecanlandırdılar açıkçası. Aslında bu kargo elime geçeli çok oluyor. Bunu beklettim çünkü çalışma masama, yani çalışma masamın hemen arkasındaki duvara asmak istiyordum. Evet, şu şekilde çalışma masamın arkasına asmak istiyordum. Çok güzel fotoğraflar seçmişler. Büyük ihtimalle Instagram'ımdan aldıkları fotoğraflar bunlar. Çalışma masama pano koyduktan sonra ve bunları o kadar çok beğendim ki çocuk odasına asmak istemedim açıkçası. Bunlar için başka bir fikrim var şu anda. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirip sizinle paylaşmak istiyorum. Sosyopix zaten benim çok severek alışveriş yaptığım bir site. Birçok videomda bahsettim. Yani birçok fotoğrafımı, hediyeliklerimi oradan alıyorum. O yüzden bu hediyeler de benim için çok değerli ve bunları çok güzel bir yere asarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Tekrardan Melania ve Sosyopix ekibine çok teşekkür ederim. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Diğer göstereceğim ürün ise Boom Boutique'den Bilge Nur'dan geldi bana. Şöyle bir eşofman takımı göndermek istediğini söylemişti ama ondan önce şunu göstermek istiyorum. Bu arada Bilge Nur'a da hediyeleri için teşekkür ederim. Şu o kadar tatlı ki. Kaktüsle şu dondurmalı olana bayıldım. Bunlar büyük ihtimalle sticker. Bunları ajandamda mutlaka kullanacağım ve küçük bir hediye paketinden şu şekilde altın rengi halka küpe ve şöyle bir yüzük çıktı. Eşofman takımını da göstereyim size. Bunu ben çok beğenmiştim. Zaten bol bol eşofman giyen bir insanım biliyorsunuz. Işıktan dolayı şu anda yansıma yapıyor ama aslında siyah renk. Kolları fakir kol. Evet, şimdi daha iyi görünüyor. Ama uzunluğu gayet iyi. Yani tight'la da giyilebilir bir uzunlukta ve tesettürlü arkadaşların da tercih edebileceği bir bollukta. Işık şu anda o kadar kötü ki gösteremiyorum. Şu altı da göstereyim. Yine o da biraz kısa ama paçalarında şöyle yırtmaçları var. Yani ben kumaşın yapısını beğendim açıkçası. Sıcak tutacak bir yapısı var. En çok da takım oluşunu sevdim. Çünkü ben eşofman çok giyen bir insanım. Bu da hem topuklu ayakkabıyla giyilip şık bir görüntü elde edilebilecek hem de spor ayakkabıyla giyilip çıkılabilecek bir ürün bence. Anneciğim ne yapıyorsun? Orada sana göre bir şey yok kızım. Boom Boutique'inde adresini aşağıya bırakıyor olacağım. Yani güvenilir bir sayfa alışveriş yapmak isterseniz aklınızda bulunsun. Sen de beğendin mi kızım? Hı? Evet, bu videomuzu da bugünlük burada sonlandırabiliriz. Yıkıcı değil ama yapıcı yorumlarınız benim için çok önemli. O yüzden yorum bırakmayı unutmayın. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.